İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde, hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, 10. sınıf konularından aydınlanma ve gölge konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel konumuza geçelim. Arkadaşım, bu konuda neler göreceğiz? Bu konuda arkadaşlar aydınlanma ve gölgenin neler olduğunu inceleyeceğiz. Bu konuya da günlük hayatta sensörlü aydınlatma cihazlarında, otomatik kapı ve musluk bataryalarında, evlerin aydınlatılmasında kullanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmanı rica ediyorum. Evet, aydınlanmayla başlıyoruz. Işık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalına ne denir arkadaşım? Optik. Işık hem dalga hem parçacık özelliğine sahip bir karakteristik yapıdadır diyoruz. Evet, ışıkta girişim ve kırınım sadece dalga modeliyle açıklanır. Fotoelektrik ve Compton olayları sadece tanecik modeliyle açıklanır. Işığın doğrusal yolla yayılması, aydınlanma, ışığın yansıması, ışığın kırılması, ışığın basıncı, ışık demetinin birbiri içinden geçmesi hem dalga hem tanecik modeliyle açıklanır. ÖSYM bunları her zaman soruyor arkadaşım. Peki ışık şiddeti ne demektir? Bir ışık kaynağından dışarıya doğru yayılan ışınların bir ölçüsüdür. Işık şiddeti I sembolüyle gösterilir. Birimi de arkadaşım kandeladır, CD ile ifade edilir. Peki ışık akısı ne demektir? Bir ışık kaynağının etrafını kapatacak şekilde bir küre konulduğunda küreye birim zamanda çarpan ışık ışınlarının miktarıdır. Phi ile gösterilir arkadaşım, birimi lümendir. Lümen. Noktasal bir ışık kaynağı için ışık akısı, ışık şiddeti ve kaynağın yüzeyi taradığı açı ile doğru orantılıdır ve phi eşittir 4 pi I şeklinde ifade edilir sevgili dost. Şimdi dikkat etmen gereken bir nokta var. Bak, K ve L kürelerini görüyorsun. Her ikisinin merkezinde eşit şiddette iki tane kaynak var. Biri R yarıçaplı, biri 2R yarıçaplı. Ama her ikisinin akıları birbirine eşittir. O da 4 pi I kadardır. Yarıçaptan bağımsız. R ve 2R yarıçaplı küre kapaklarının merkezine I şiddetine noktasal ışık kaynağı konulmuştur. X ve Y küre kapaklarının yüzeyindeki ışık akıları phi 1 ve phi 2 ise phi 1'in phi 2'ye oranı nedir? Arkadaşım, X kapağı 90 derece açılık bir kapak, Y kapağı da 90 derece. Yani sen phi X'i yazarken 4 pi I çarpı 1 bölü 4 diyeceksin. Niye hocam? 90 derece 360'ın 4'te 1'i diye. Y için de aynısını yazacaksın. 4 pi I çarpı 1 bölü 4. Bunları oranladığımızda cevap 1 çıkacaktır sevgili arkadaşım. Arkadaşlar, paralel ışık demetinde ise paralel ışık demetiyle yüzey 90 derece olduğunda akım maksimum olur. Birinci şekli görüyorsun. Açı 90 dereceye ne kadar yakınsa akı o kadar fazla olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir sorumuz var. Yandan görünümü şekildeki gibi olan perde sırasıyla 1, 2, 3 konumlarında tutulduğunda ışık akıları 3 fi, fi ve 2 fi oluyor. Buna göre perdenin yatayla yaptığı açılar teta 1, teta 2 ve teta 3 arasındaki ilişki nasıldır? Ne dedik? Açı 90 dereceye yakın olduğu zaman en fazla akıyı elde ediyoruz. Şimdi en fazla akı ne kadar? 3 fi. O zaman teta 1'in ne olması lazım? En büyük olması lazım. Daha sonraki en fazla kim? 2 fi. O zaman bu kime denk geliyor? Teta 3. Teta 2'nin ise en küçük olması lazım. 1, 3, 2 nerede var? B seçeneğinde vardır diyorsun arkadaş. Aydınlanma şiddetine gelelim. Bir cismin birim yüzeyine birim zamanda düşen ışık akısıdır. E ile gösterilir. Birimi de lükstür arkadaşlar. E eşittir fi bölü A ifadesiyle bulunur. Aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti I olan noktasal bir kaynağın D kadar uzaklığındaki bir perdede bulunan K noktası civarındaki aydınlanma şiddetini bulmak istiyorsak EK eşittir I bölü D kare ifadesini kullanırız. Peki ya ışık kaynağımız dik değilse? Eğer dik değilse arkadaşlar, normalle yapılan açının kosinüsünü alacak şekilde EK eşittir I bölü D kare çarpı kos alfa ifadesini kullanacağız. Işınlar yüzeyin normaliyle bir açı yaptığında K noktası çevresindeki aydınlanma şiddetini bu formülle buluyorsun sevgili dostum. I, 2I, 3I şiddetinde noktasal ışık kaynakları yarıçapları eşit ve R kadar olan yarım kürelerin merkezine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
X, Y, Z noktalarının aydınlanma şiddetleri sırasıyla EX, EY, EZ ise aralarındaki ilişki nedir? Hepsi arkadaşlar bakın noktalara dik, R kadar uzaklıktalar. O zaman Z'ninki ne kadar olacak? Z'ninki mesela bak en büyük Z. Neden hocam? 3 I bölü R kare. Y'ninki 2 I bölü R kare. X'inki ise en küçük I bölü R kare kadardır. Z büyüktür, Y büyüktür, X hangi seçeneğimizde var? D seçeneğimizde vardır diyoruz. Sevgili arkadaşım, eşit bölmelendirilmiş birim kareli düzlemde ekranın önüne I1, 5, I ve I2, I şiddetinde noktasal ışık kaynakları konulmuştur. I1 şiddetindeki kaynağın X noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti E1, I2 şiddetindeki kaynağın E2 ise E1 bölü E2 nedir? Şimdi arkadaşım, E1 için ne diyeceksin E1? 5 I bölü X'e uzaklığı 5 birim olduğu için 5D'nin karesi. E2 ise I bölü 2D'nin karesi. Bunları oranlayalım. 5 bölü 25'ten burası 1 bölü 5 gelecektir. Bu da arkadaşlar 1 bölü 4 gelecek. Bunları oranlarsak 4 bölü 5 ifadesini buluruz arkadaşım. Evet, sıra geldi gölge olayına. Üzerine düşen ışığı geçiren maddelere saydam madde denir. Cam, su, hava gibi. Üzerine düşen ışığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan maddeler denir. Tahta, taş, toprak gibi. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ise yarı saydam madde denir. Buzlu cam, mum, kağıt gibi sevgili arkadaşlar. Küresel engelin yüzeyinden geçen teğet ışınların perde üzerinde oluşturduğu gölge ne olur arkadaşım? Tam gölge. Işık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse bu gölge alanı ne olur arkadaşım? Artar. Cisim ok yönünde hareket ettirilirse ne olur? Gölge alanı azalır. Perde ok yönünde hareket ettirilirse yine gölge alanı artar. Gölge alanı üçgen benzerliğinden yararlanılarak bulunur arkadaşlar. Üçgen benzerliğinden. Üçgenlerde benzerlik konusunu biliyorsun. Oradan yararlanıyoruz gölge alanını hesaplayabilmek için. Arkadaşlar bakınız bu sefer iki tane ışık kaynağımız var. K1 kaynağı K2'ye yaklaştırılır ise, şimdi burada benim tam ve yarı gölgemi kimler oluşturuyor? Önce bunu tayin etmem lazım. Tam gölgeyi K1 oluşturuyor, yarı gölgeyi K2 oluşturuyor. K1 kaynağını K2'ye yaklaştırırsam tam gölgeyi ne yapmış olurum? Arttırmış olurum. Yani tam gölge alanı artar. Peki tam gölge alanı artınca kimin alanından yiyecek? Yarı gölge alanından yiyeceği için yarı gölge alanı azalır diyeceksin sevgili arkadaşım. K2 kaynağını ok yönünde hareket ettirirsek ne olur? Tam gölgeyi oluşturan K1'de K1'e bir şey yapmadığım için tam gölge alanı değişmez. Ancak K2 kaynağı engele yaklaştığı için yarı gölge alanı ne yapacaktır? Artacaktır. Perde ok yönünde hareket ettirilirse, perdeyi hareket ettirdiğim zaman perde hem K1'den hem K2'den uzaklaşmış olacak. Dolayısıyla tam gölge alanı da artar, yarı gölge alanı da artar diyeceğiz sevgili arkadaşım. Bir de küresel ışık kaynaklarımız var. Bakın yine bir tam gölge ve yarı gölgemiz var. Küresel kaynak şu anda arkadaşlar yarıçap olarak saydam olmayan cisimle aynı. Hocam nasıl anladık? Teğet çizdiği noktalara bakın. Çapları aynı arkadaşım. Küresel kaynak ok yönünde hareket ettirilirse tam gölge değişmez. Ama yarı gölge artar. Saydam olmayan cisim ok yönünde hareket ettirilirse tam gölge yine değişmez. Engel kaynaktan uzaklaştığı için yarı gölge azalır. Saydam olmayan cismin yarı çapı arttırılır ise tam gölge alanı artar. Yarı gölge alanı da artar sevgili arkadaşlar. Daha büyük bir engel koyduğumuz zaman. Sevgili arkadaşlarım, karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağının önüne saydam olmayan küresel bir cisim şekildeki gibi yerleştirilirse KLM noktalarından ışık kaynağına bakan gözlemcilerin gördüğü görüntüler. Bakınız. K nasıl görüyormuş? K'dan baktığımız zaman ortada gölge, diğer taraflar aydınlık. L'den baktığımız zaman arkadaşlar gölge aşağıda görünüyor. M'den baktığımız zaman gölge yukarıda görülüyor. N noktasından baktığımızda tamamen ışık kaynağını görebiliyoruz arkadaşlar. K noktasal ışık kaynağı R1 ve R2 yarıçaplı XY küresel engelleri bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Engellerin perde üzerinde oluşturduğu tam gölge alanları eşit olduğuna göre R1 bölü R2 oranı nedir? Bak şimdi sevgili arkadaşım. Öncelikle şöyle çizdiğimizde
şuradaki alanla şuradaki alanın eşit olduğundan bahsediyor. Burada sevgili arkadaşlar, öncelikli olarak R1 için ne diyeceksin? 2D'nin 3D'ye oranı, gölge yarıçapına R diyebilirsin, her ikisinde de R'ye oranına eşittir diyebiliriz. Diğer taraftan D'nin 3D'ye oranı, R2'nin R'ye oranına eşittir diyebiliriz. Bunları oranlayalım arkadaşlar. 3D'lerden kurtulduk, R'lerden kurtulduk, D'ler sadeleşti. R1 bölü R2 oranı 2 oldu sevgili arkadaşım. Cevabım C seçeneği. Üçgen benzerliğinden faydalandım. Peki hep gördüğünüz ya da görmeye çalıştığınız, duyduğunuz güneş tutulması nasıl oluşuyor? Ay güneş ile dünya arasına girdiğinde dünya üzerine ayın tam ve yarı gölgesi düşer. Bu olaya güneş tutulması denir sevgili arkadaşım. Ay tutulması nasıl gerçekleşir? Dünya güneş ve ay arasına girdiğinde dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve ay görünmez. Buna ay tutulması denir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşım, konuyu bitirirken aydınlanmayı ve gölgeyi öğrenmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, konuyla ilgili ödüllü sorumuz bu. Şimdi isterseniz geçen haftanın ödüllü sorusuna bakalım. Yukarıda verilen durumların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler olarak doğru eşleştirilmesi hangisidir? Sağlam bir eşyanın yanında hayat üçgeni oluşturma. Ne zaman bunu yapacaksın? Deprem anında. Devrilebilecek dolap ve benzeri eşyaları sabitlemek. Bunu deprem öncesi yapmamız lazım. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak. Arkadaşlar bunu da deprem sonrasında yapmak lazım. Demek ki 1B, 2C, 3D A olacak. Cevabımız E seçeneği olacak. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.